Tam Senlik'ten herkese merhaba. Birbirinden farklı konularla yine karşınızdayız. Bu hafta neler izleyeceğiz? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Moda, müzik ve güzellik rehberi Tam Senlik'te bu hafta. Müzisyen Aslı Demirer, Gökhan Türkmen'le ortak çalışmalarını ve modaya olan tutkusunu anlatıyor. Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Eladi ile keyifli bir röportaj. Ses terapisti Pınar İpekçi, ses terapi yönteminin ruha ve bedene nasıl iyi geldiğini anlatıyor. Tasarımcı Özgül Engin, kendi stil ikonu olan Audrey Hepburn'le Zamansız'da. Dop dolu bir Tam Senlik başlıyor. Korkak ve Saat 12 şarkılarından tanıdığımız müzik dünyasının yeni yıldızlarından Aslı Demirer'le birlikteydik. Demirer, Gökhan Türkmen'le yollarının nasıl kesiştiğini ve giyim tarzını bizlerle paylaştı. İzliyoruz. Dünden beri içimde bir sıkıntı yokluyor beni. Anlıyorum yakmasın gemileri. Müziğe küçük yaşlarda keman çalarak başlayan Aslı Demirer, son dönemde Gökhan Türkmen'le birlikte söylediği Korkak ve sonrasında gelen Saat 12 şarkılarıyla çok popüler bir isim. Demirer, aynı zamanda patronu olan Türkmen'le çok yakın arkadaş olduğunu söylüyor. Gökhan zaten benim 5-6 senelik arkadaşım, çok da yakın dostum. Beraber çok fazla vakit geçirdiğim, müzik paylaştığım, hayat paylaştığım bir arkadaşım. O da bana hem destek vermek açısından hem de birlikte müzik yapmaktan çok hoşlandığımız için ileriki dönemlerde evet belki bir düet yaparız, keyifli olur diye düşünüyorduk. Korkak hayatımıza gerçekten büyük bir sürpriz yaptı. Şarkının bestecisi Aytece Özgümüş bana şarkıyı gönderdi bir gece ve ben o gece şarkının sözlerini yazdım. Sonrasında hadi bunu düet yapalım, neden olmasın dedik ve yaptık. O planımız da fakat 2016 içinde, yani bunu biz Ocak ayında, Şubat ayında çıkarırız. Ama dayanamadık yani. O kadar çok sevdik ve dinledik ki bunu artık paylaşalım dedik. Ve böylece dinleyiciyle buluştu. Evde ne yapıyorsak aynısını yaptık. Ve Korkak dinleyiciyle buluştu ve çok güzel bir geri dönüş aldı. Hala da listelerde çok güzel bir yerde ve hani benim de kırılma noktam. Korkak benim için en önemli noktası o. Uzun bir gece hatırlıyorum gittiğinden beri saat 12. Genç müzisyenin son klibi Saat 12'de ise Gökhan Türkmen'i bu sefer oyuncu olarak görüyoruz. Demirer, Beykoz Kundura Fabrikası platolarında çekilen bu rengarenk klibin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Saat 12 aslında çıkalı bayağı oldu. Neredeyse 8-9 ay oldu. Ve Korkak araya girdiği için ben o şarkıları biraz ihmal etmiştim. Güzel tepkiler gelince de çekelim dedik. Yaz da böyle boş geçmesin. Bir şarkımız kliplensin. Yine bir gün böyle Gökhan, çok sevgili yönetmenimiz Murat Çöker. Zaten Gökhan'ın da kliplerinin çoğunu Murat çekmiştir. Aklımıza Saat 12 deyince insanların aklına hemen bir... Kül kedisi hikayesi gelir ya, biraz oradan yola çıktık ama biz bu hikayeyi biraz ters anlattık. Burada kahramanımız bir erkek, ayakkabısını düşüren ve kaçan erkek. Ya böyle bir şey yapsak, türlü göndermeler yapsak ama hepimiz olsak. Çünkü Taş klibinde de yine biz öyle ailece, koca bir aile olarak oynamıştık. Onda da hadi hep beraber böyle güzel bir şey yapalım dedik. Biri bir fikir verdi, biri başka bir fikir verdi derken gittikçe zenginleşti. Kara düşlerin ardından beni sormadın asla korkumdan o sabah. Aslı Demirer, sahne öncesi beslenmesine dikkat ediyor ve özellikle sesinin zarar görmemesi için dinlenmeyi ihmal etmiyor. Konserden çok önce çok fazla yemek yememeye gayret ediyorum ama öyle böyle çok sert kalıplarım yok. Normal kahvaltımı yaparım, akşamüstü hafif bir yemek yiyip konserden birkaç saat öncesinde artık bir şey yememeye dikkat ederim. Zaten sigara kullanmıyorum. Dolayısıyla su çok içen biriyim. Bir de sık sık sesimi bazen hasta olduğum dönemlerde oda nemlendiricilerle falan o gün de mesela kuru bir ortamda olmamaya gayret ederim. Böyle bunun en güzel tarafı sesi dinlendirmek, tabii ki egzersizler ve de bol bol sıvı tüketmek. Yalanlarla bırakma beni böyle, gözlerime bak doğruyu söyle ama korkak. Demirer, spor ayakkabı tutkunu ve onları rozetlerle kendine özgü hale getirmeyi de çok seviyor. Spor ayakkabı tutkunu olduğum için spor ayakkabılarımı muhakkak bir yerlerine böyle kendime özgü bir hale getirmeyi, işte rozetlerle, bağcıklarla bu tip şeyler dikmeyi, kesmeyi çok seviyorum. Kara kara düşlerin ardından beni...
beni sormadın asla. Aslı Demirel, müzik dışında çok eskiden beri resim yaptığını anlatıyor. Çocukluğumdan beri müzikten önce aslında ben resimle tanıştım. Annem hem heykeltıraştı hem de resim öğretmeniydi. Dolayısıyla çok içinde büyüdüm. Müzik o kadar hayatımı doldurdu ki çizdiğimi unuttum bile. İnanın 2-3 sene içinde hatırladım. Evet, ben çizebiliyormuşum, bir şeyler, buna yeteneğim varmış. Çok yeni tekrardan fark ettim. Sonrasında ben bir kafamı boşaltayım ya, bir şeyler çizeyim diye başladım. Böyle daha çok kendime özgü karakterler çiziyorum. Bir şeylere bakarak, ilham alarak böyle manga karakterlere çok ilgi duymuştum. Evde biraz çizmeye başladım. Sonra dedim ki evet ya, fena yapmıyorum. Biraz daha yapayım bunu derken evde kendime böyle mini bir sergi açacak kadar bir şeyler çizmeye başladım. Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından Mehtap Elaydi ile moda üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Modanın önde gelen isimlerinden biri olan Mehtap Elaydi, koleksiyonlarını hazırlarken rahatlığı ön planda tuttuğunu söylüyor. Yalın ve fonksiyonelliğin bir arada aslında gittiği bir dil var. Çünkü ben kendim de aynı gün içinde o kadar çok ortama girip çıkıyorum ki rahatlık ve içinde iyi hissetmek çok önemli benim için. Bu da koleksiyonun kendi diline yansıyor elbette. Bunun için de tabii çok ciddi bir kup çalışması yapmanız gerekiyor. Kup ve kumaşın birleşmesi gerekiyor. Yani genele baktığınız zaman ben hep bunu görüyorum. Tabii trendlere de dokunan bir koleksiyon yapısı var ama hani tamamen trendlerden de yola çıkmıyoruz aslında. Biraz daha kalıcı, biraz daha gardıropta uzun süre yer alan koleksiyonlar zannediyorum. Elaydi aynı zamanda Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı. Ünlü tasarımcı dernek çalışmalarından bahsediyor. Aslında biz bu sene 10. senemizin içindeyiz. Ben çok önemli bir açılım olduğunu düşünüyorum. 10 sene önce 7 tasarımcı tarafından kurulmuş bir dernek. Bugün 190 üyeye yaklaşmış durumdayız. Çok da yoğun çalışan bir dernek aslında. Moda çok kuvvetli, çok büyük bir sektör. Tek başınıza bazı şeylerde var olmanız bu bütçelerle çok da mümkün değil. Dolayısıyla moda tasarımcılarının hem yurt içinde hem yurt dışında konumlandırılması, daha geniş satış ağına ulaşması ve çeşitli destekleri sağlayabilmesi adına sürekli çalışmanız gerekiyor. Ben başkanlığını yürütüyorum ama yönetim kurulunun da etkin çalışıyor olması çok önemli. Bunun en önemli örnekleri biliyorsunuz geçmiş zamanda bir Galata Moda oluşumu yaratılmıştı ki bugünkü satış etkinliklerin annesidir diye düşünüyorum. Fikir annesidir. Mehtap Elaydi, tasarımını yaptığı kadını kendi tercihlerini yaşayanlar olarak tanımlıyor. Ya Mehtap Elaydi kadını aslında kendi tercihlerini yaşama cesaretini göstermiş tüm kadınlar. Yani burada onları hani iş kadınıdır, ev kadınıdır diye ayırmak istemiyorum. Ama aktif bir kadın, üretmeyi seven bir kadın ve üretirken etrafının da farkında olarak bu üretimi sağlayan bir kadın. Dolayısıyla biraz daha entelektüel seviyesi belki yüksek ve farkındalığı yüksek bir kadın ama sonuçta içimizde her yerde görebileceğimiz bir kadın. Yani çok da böyle genelden kopardığım, sadece işte şehirli aktif gibi tanımlamak istemediğim bir sürü kadını bünyesinde barındıran bir kadın kimliği var. Elaydi son koleksiyonunu ve 2016 yazının moda renklerini anlatıyor. Bizim bu koleksiyonumuzun adı Yaya'ydı. Bu bir filmden yola çıkmıştık aslında. Küçük bir kızın bir kadına dönüşmesi hikayesiydi ve o süreçte gelişenlerdi. Bunun eşliğinde ağırlıklı olarak kullandığımız beyaz, mavi vardı, kırmızı vardı, fuşya vardı. Burada küçük bir kız çocuğunun kıyafetlerinin detaylarını biz biraz daha olgun kadına kadar taşıdık ve son hatta defilenin de sonunda siyahlarla bitirdik o olgun kadını temsil etmesi açısından. Ama gene kodları değişmemiş bir koleksiyondu. Gene rahatlık ve tasarımın detaylara yedirildiği ve kumaşlarla birlikte o yazın ferahlığının sağlanabildiği
beyaz gömleklerin elbette gene çoğunluğu ele geçirdiği bir koleksiyondu. Ses terapisi ile enerji yapınızda iyileşme sağlayabilirsiniz. Pınar İpekçi ile bu işe nasıl başladığını ve ses terapisinin faydalarını konuştuk. İzliyoruz. Küçük yaşlardan bu yana müziğe ilgi duyan ses terapisti Pınar İpekçi, ses ve titreşimin şifalanmaya faydası olduğunu söylüyor. Kendim bildim bileli müzikle iç içeyim. Çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgiliyim ve piyano çalıyorum, şarkı söylüyorum. Bunun dışında kendimi anlamaya başladıktan sonra insanlara nasıl bir faydam olur diye düşünmeye başladım. Ardından yollarım kesişti diyebilirim. Çünkü hem en çok sevdiğim şey müzik, hem de bunun insan sağlığı üzerindeki etkisini anladıktan sonra ve aslında çıkış noktam şurası oldu. Bir yerde insanın anne karnında ilk gelişen duyusunun duymak olduğunu okudum. Ve bu bende inanılmaz bir aydınlanma mı desem, inanılmaz bir farkındalık yarattı. İpekçi, ses terapisinin cilde de olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Bazı titreşim çatalları kullanıyorum. Bu bedeni fabrika ayarlarına geri, yani doğal olması gereken titreşime getirebilmek için. Bu nasıl oluyor? Aslında hem cilde hem yüze uyguladığımız bazı yöntemler var. Yine bunu hem beden hem enerji üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. İşte 528 Hz'lik bir tuning forkum var, tonlama çatalı. Bunu kullanarak ciltte yenilenmeyi sağlıyoruz. Bedende bir takım disiplinleri değiştirmeye başladığın zaman ve üstüne güzelce bir kahkaha atmayı, gerçekten kalbinden iyi şeyler geçirerek mutlulukla yapmayı eğer biraz öğrenebiliyorsak, inanılmaz bir biçimde, yani yaptırdığımız her işlemden farklı cildimizde, her yerimizde, tüm bedenimizde hissediyoruz. Bunun için söylediğim gibi yine cilde özel çalışmalarımız var. İnanılmaz işe yarıyor. Çok hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Bunlar için de bazı kristaller ve yine çatalları kullanıyoruz, tonlama çatallarını. Bir iki haftada bile aslında hemen farkı görebiliyor ve hissedebiliyorsunuz. Bu haftanın zamansızı tasarımcı Özgün Engin'den geliyor. İşte o isim. İzliyoruz. Tasarımcı Özgür Engin kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizin kahramanı, Hollywood'un yıldız ismi Audrey Hepburn. Benim stil ikonum Audrey Hepburn olurdu herhalde. Çünkü hem zamansız bir kadın, hali hazırda, şu an bile çok adından söz ettiriyor. Bütün evlerde resimlerini görüyoruz. Hem kendi şıklığıyla hem filmlerindeki şıklığıyla çok çok beğendiğim bir oyuncu. Aynı zamanda iyi bir iş kadını. Audrey Hepburn bildiğiniz gibi Tiffany'de Kahvaltı'da da çok güzel kıyafetlerle görüyoruz o filmde. Etekleri, uçuşan etekler, incecik beli, zarafet akan bir güzelliği var. Saçları, duruşu, o yüzden çok bana topuzları çok ilham vermiştir. Hala da hali hazırda çok fazla gördüğümüz ve beğendiğimiz bir aktris. Kıyafetleriyle de çok zarif. Kendi de çok zarif bir kadın. Ama aynı zamanda içinde çok fırtınalar kopan, çok deli dolu, bunu da biliyoruz. O yüzden herhalde kendime çok yakın bulduğum tarzı da bu. Hem çok zarif, hem çok kibar, hem de aynı zamanda kendini de yansıtabilen, çok uçuk kaçık bir insan olması. İşte bu sebeplerle zamansız ismim Audrey Hepburn. Tam Senliğin bu haftada sonuna geldik. Yaşama dair konu ve konuklarımızla haftaya yine sizleri Tam Senliğe bekliyoruz. Bizi sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.